hangi ilimizin simidi en güzeli diye. Hmm. Ankara, İstanbul ve İzmir olarak da seçenekleri yazdım. Hocam şu anda Ankara %50 ile önde gidiyor. İstanbul %28, İzmir de %22'de. Size sorayım mı? Hangi simit? Evet. Şimdi hafif bir şeyle türlerimize geçelim. Bak şunu söyleyeyim Hüseyin. Bu simitlerin üzerindeki susamlar, ithal susamlar. İthal susamlı simitler alerji yapıyor. Kaşındırıyor. Hı hı. Tamam, bunu söyleyeyim ben bu arada da. Onun için bizim kendi doğal susamımız, bak asistanlarımdan bir tanesi geçen hafta müjdeyi verdi. Hocam dedi, iri taneli. Allah razı olsun ondan, Sümeyra. Yani şey dedi, hocam iri susam bulduk dedi, hmm, gönderdi. Anadolu susamı, şey ata tohumu. Daha hemen, iri. Hemen dedim, tabii o zaten dolu doludur o. Efendim bu simitlerin üstünde küçük şeyleri küçük istiyorlar. Hmm. Ya esas bizim Anadolu'nun var ki bir türü, muhteşemdir o. Yani iri susam, ekeceğiz onu, göndermişler. Bakacağız inşallah ya Rab. Bir an önce çoğaltılması lazım. Eğlenceli bir şey sorayım dedim orada. Hocam oradan da bir şey öğrendik. Size hava desek bir şey öğreniyoruz, su desek bir şey öğreniyoruz. Şimdi ne olacak peki şimdi? Simit alırken bakacağız. İri susamlı mı, değil mi? Şimdi şu var. Yani bugüne kadar 4 veya 5 bayanda karşılaştım. Alerjim başladı hocam diyor. Ve bunlar da tesadüf çalışan bayanlar, iş yerlerinde ziyarete gittiğimde. Hatta bir tanesi de benim elemanlarımdan bir tanesiydi. Simit yiyor. En sevdiğim şey hocam simitle çay dedi. Uzak duracaksınız. Tamam. Simiti kesin dedim. Şimdi herkes de mi bunu yapar? Hayır. Hayır. Böyle bir kural da yok. Yani kiminin patlıcan alerjisi var. Herkes de mi patlıcan alerjisi yok, olacak? Tabii. Yumurta alerjisi var. Süt alerjisi var. Bu anlamda söylüyorum. Yani onun için, fakat bizim doğal ata susamlarımız kesinlikle ve kesinlikle alerjen değildir. Sonra o susam yağında bir şey var ki, biliyorsun Osmanlı Seferi Humayun'a giderken önce cepheye susam yağını gönderir. Oo.